Kanalıma hoş geldiniz. Size bir öğretiden bahsetmek istiyorum. Bu öğretinin adı Kabala. Kabala'nın kaynağı eski Mısır'a dayanmaktadır. Eski Mısır'da olan putperestlik ve benzeri inançlar Yahudilere de aktarılmıştır. Kabala, içinde hayatın her alanına etki etme özelliği bulunan büyüler barındıran bir kitaptır. Kabala, İbranice gelenek anlamına gelir. Kara büyü ile yakından ilgili olan Kabala Yahudi felsefesinden derinden etkilenen Masonluk gibi birçok örgüt ve tarikat tarafından benimsenmiştir. Hristiyan toplumu içinde bazı gruplar Kabala'yla yakından ilgilenmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise Kabala'nın içinde saklı olduğuna inanılan sırlar ve mistik öğretilerdir. Ünlü Yahudi araştırmacı Shimon Halevi, Kabala Gizli İlmin Geleneği adlı kitabında Kabala'yı şöyle tanımlamaktadır. Pratikte Kabala, kötülüklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla psikolojik dünya üzerinde güç kazanmanın tehlikeli bir sanatı ve büyüye dayalı bir formudur. Kabala'yı tanıtan en tanınmış kitaplardan birisi ise D. Kabala. Kabala büyü ilişkisini şu şekilde vurgulamıştır. Kabala'nın teorisi büyünün genel teorisine bağlanır. Yahudiler Mısır geleneğini sürdürmekte ısrar ettikleri gibi cincilik, kehanet, faloklara atmak, yıldızlara bakmak, küçük kareler çizip içlerine harf veya sayı yazmak, düğüm atmak ve üflemek gibi sihir çeşitleri uygulamaktaydı. Yahudiler yaptıkları sihirlere meşruiyet kazandırmak için Hazreti Süleyman'a büyücü kral diyerek iftira atmaya çalışmışlardır. Aynı olay eski dönemlerde Firavun gibi hak dine karşı mücadele verip onu başarısız kılmaya çalışanların sihir ve sihirbazlardan yararlanma yoluna gitmesi. Ayrıca müşriklerin Hazreti Peygamber'in ve İslam'ın başarısını sihir diye niteleyerek gölgelendirmeye çalışmaları sebebiyle Kur'an-ı Kerim ve hadis rivayetlerinde ise sihir konusuna yer verilmiştir. Bakara suresi 102. ayette "Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri Babil'de iki meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu sihir satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür bir bilselerdi." Bakara suresi 102. ayet Süleyman peygambere iftira atan büyücülere karşı cevap niteliğindedir. Ayette Süleyman peygamberin büyücü olmadığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Yahudiler Kabala'da saklı olan ilmin ancak çok az insan tarafından kavranabileceğine inanırlar. Eski ahitte pek çok insanın farkına varamayacağı ve anlayamayacağı sırların Kabala'ya vakıf olan kişi tarafından çözüleceği düşünülür. Kabala metinleri bilinen kitaplardan farklı olarak çok az kimsenin anlayabileceği şekilde yazılmıştır. Kitapta anlamsız görünen çok sayıda sembol bulunmaktadır ve bazı metinlerde yazı kimsenin anlayamaması için şifrelenmiştir. Bu yüzden Kabala'yı tam olarak anlamak mümkün değildir. Büyü, Kabala'nın önemli bir parçasıdır. Kabalist öğreti, evrendeki metafizik dengeler, şeytani güçler ve bilinçaltı dünyasıyla yakından ilgilenir. Bunları büyü yöntemleriyle etkilemeyi amaçlar. Kabalacıların en çok üzerinde durduğu kavram Sefirot kavramıdır. Sefirot aslında bir tür şemadır. Kabala'ya göre yaratılışın başlangıcında daireler ya da yörüngeler anlamına gelen sefirot olarak adlandırılan maddi ve manevi oluşumlar doğmuştur. Bunların toplam sayısının 32 olduğu, bunlardan 10 tanesi güneş sistemini, diğerleri ise yıldız kümelerini temsil etmektedir. Kabalacılar sefirotun Allah'ın evreni yaratılışının bir tür temsili ve yansıma şekli olduğunu iddia ederler. Bu mistik doktrine göre İnsan ruhundan evrenin yapısına kadar her şey sefirot şemasına uyumludur. Tüm varlıklar sefirota göre konumlandırılır. Hayat sefirota göre şekillenir. Dolayısıyla çeşitli ritüeller ile
Sefirot üzerinde yapılacak oynamaların, olayların gidişatını kişinin istediği yönde değiştirebileceğine inanırlar. Bu inanışa göre bunu herkes yapamaz. Bunun için kabala başta olmak üzere mistik bilgilere sahip olmak gerekir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.